Bunun adı Raşim. Yani çevir arkasına de. Ne yazıyor orada Raşim, şimdi? Bunda eve buğdalar olur, tamam. He. Sütbe derler falan. He. Sütbe tiplerinde hafif gelip gittim yaşında. Şarap veriyor. Bunu da bir adama verirler. Bu senin yanında kalsın. Hı. Kız gelirse Raşim'i almışsa senden almış. Sen ortaksın. Yok, senden almamış etmek, kız sendesin. Artık kızı ararlar. Peki bu Raşim her köyde bir tane mi olurdu? Herhalde bir tane, iki tane fazla yok. He. Yani bu dayı bu şekilde kömbelediler. Kömbelediler. Onun üstüne bunu vurursun, bu bir nevi... Bu mühür. Bu mühür yani, köyün mühürü. Kenarına. Peki gel şurada vur hele bakalım, o neyi çıkıyor yazısı. Şuraya bir yere vur kendini. Toprağa, düz bir toprağa vur. Reşim dedikleri bu demek. Ben bunu hep duyuyordum. Bakayım mı? Burada yazdı. Bereket 1953'te. Bereket 1953. Ooo. 1953'te yapılmış bu. Reşim şöyle bir çevir kendini altını tekrar. Ben ismim Muhammed. Ben Kerseli. Peki Emoğlu, bu kahve ırmıkları, şu tahtadan olan Reşim, bunlar dededen kalma mı, babadan kalma mı? Siz bildiğim kadarıyla beyin çiftliğine mi bakıyordunuz? Siz hangi beyin çiftliğine bakıyordunuz? Kersen'de Zeki Bey, müderris çiftliğine bakıyorlarmış bizim dedelerimiz. Burada ikinciliği ederlermiş köyde. Sonra da bu ıslah falan geldiğinde tara dağıtmış kendine ya. Taralar almışlar, bu ırmıklar da dedemden. Dedem kahve pişirirmiş. Bu ırmıktan çoktu. Bir 8-10 tanadı. Birkaç tanesini büyük emmim, hacı emmim götürmüştü. O Çoban Bey'de otururdu. Bunlar da kalmışlar burada. Bu Reşim de buğdaları reşimleme ucun. Bu mühür kimidir şey. Nasıl reşimlelermiş? Niye reşimlelermiş? Yani hele onu bize detaylarıyla anlat. Burada, şurada bunun yazılı burada bereket. Bereket. 1953. Bereket peki bir şahsın ismi mi? Bereket yani bereket. Bereket gelsin. Bereket gelsin. Hı. Bundan mühürlerler bu. Subba derler buna. Subba. Subba. Yani? Bu subbuyu önce ufak harbıldan elerler. Hı. Yumuşak toprağa dökülür. Sonra da iri harbıldan sarat derler ona. He. Ondan derler bu subba yığılır. Nasıl yığılır? Şöyle bir metre boyundan fazla yığılır. Subba dediğin peki yani buğda, arpa subbası. Buğda mı? Sap mı? Buğda. Arpa, buğda, mercimek neyse. He. Böyle yığıldığında bunun adı subba. Hmm. Bunun üstüne de bir soğan kollar. He. Tepesine bir soğan kollar. Bunu da reşimlerler, bir de evlerinde yatarlar. Bir de kolçu falan olmuş, beklermiş köyü. Hırhız gelip bu buğdadan hırhızladığında reşimin yeri gitti. Ha, izi gitti. İzi gitti. Yani bir nevi mühür gibi bu. Mühür gibi. He. Bu köyün tahılının mühürü. Bütün köyün mü, her evin tahılını ayrı ayrı mı? Yok, bütün köyü. Ha. Her evde olmaz. Şunu demek istedim. Sen diyeceksin her evde bir çeşit. Yok, bu böyle 1953'te yapılmış. Bereket. Bunu şeye verirlermiş. Vakile. Vekile. Köyün vekilin vekili. Yanında, köyün vekilinde. Vakil de bunu takımları mühürler. Gidir yanılır. Yani peki hırhız bunu da çalarsa? Bunu çalamaz. Vekilin yanında. Hem vekil evine koyar. Vekil evine saklar bunu. Yani o harmanda o bu mühür bozulmuşsa bil ki çalınmış. Çalınmış. Çalan mühür vurmuş üstüne geri. Geri vurmuşsa mühür, ortak. Vekilden ortak. Vekilden bir ilişkisi var. Bu bozulmamışsa bil ki o harmanda çalma yok. Çalma yok. Peki yani çok mu hırsız olmuş eskiden? Herhalde çok hırsız olmuş. Önceden alem çok hırsız. Şimdi çok insan utanıyor. Eskiden hırsızlık çok olmuş. Çok çok. Harmanlarda. Daha hırsızlarmış. Ben hep duyardım bu Reşim'i, Sıbba'yı falan da. İlk defa görüyorum bak. Bunu hiç köylerde bulamadım. Kersen'i de buldum. Sizde beyin yani çiftliğinde çalıştığınız için sizde dededen kalmış. Yoksa kalmadı bunlar. Yok, ben zannettim. Ben de görmedim. Peki sende böyle buna benzer eski neler var daha? Sende cevher çok ya maşallah, bak şu hatta üzerine koyduğumuz kuyu bile şey bile hareze bile eski. Eski. Şuradaki taş dermen bile eski. Eski. He. Eline diline sağlık, sağ olasın. Bize güzel bilgi verdin. Bu Reşim'i ben ilk defa görüyorum. Ama daha önce çok duymuştum. Subayı da Reşim'i de, ama burada görmek nasip oldu. Şimdi sana demedim yani budam, aşı, şundur aşı. Budam aşı da yapıyorsun. Budam aşı da yaparım. Peki kaç yılında geldiniz siz köyden buraya? Kersen hemen şurası. Değerli izleyenler. 1976'da geldik. 76'da buraya bir davadan dolayı geldiniz geldik herhalde. Geldik ya, bir sorun oldu geldik. Peki. Peki kolay gelsin, sağ olun. Sağ olasın. Allah'a